One Piece animesi 1999 yılından beri yayınlanan bir anime ve geçtiğimiz pazar arkadaşlar bu 23 yıllık televizyon serüveninin hikayeden bağımsız olarak teknik açıdan en iyi, en başarılı bölümünü izledik. Yeni anime bölümü öyle bir seviyedeydi ki günümüzde görselleriyle övdüğümüz Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Attack on Titan ve benzeri animelere bile bence bir bölümlüğüne de olsa geride bıraktı. Ve bu başarıdaki en büyük pay, bayağı büyük bir pay. Yani bu başarının %90'ı Ishitani Megumi'ye ait. Bu bölümden kendisi sorumluydu. Hem yönetmeni hem senaristi, her şey yani bölümün patronuydu. Ben de bu bölüme özel olarak aylardır yapmadığım bir şey yapacağım. Arkadaşlar, güncel anime bölümü için bir video çekeceğim. Bu bölümde neler çok güzeldi size bunları anlatacağım. Bir de Megumi'nin kullandığı bazı taktikleri kullanarak eski bir anime sahnesini sanki Megumi yapmış gibi bir şey yakalamaya çalışacağım arkadaşlar. Tabii ki yani azıcık edit bilgimle Megumi'nin %1'i kadar bile olamayacağız ama bu sayede yeni bölümde neler kullanıldığını, ne gibi teknikler kullanıldığını siz de fark edeceksiniz. Ve bundan sonraki yeni anime bölümlerinde o gözle izleyeceksiniz diye tahmin ediyorum. Şimdi hazırsak başlayalım. Grand Line Yolculuğu kanalına Korsanlar Kralı kademesinden üye olarak bana büyük bir destekte bulunan izleyicilerime teşekkür ediyorum. Bu videonun konsepti arkadaşlar genel olarak 1015. bölüm neden iyi? İlk olarak şunu bir aradan çıkaralım. 1015. anime bölümü 1000. manga bölümüne denk geliyor. Yani çok özel bir bölüme denk geliyor. Ana kaynak, temel kaynak olarak aldığı, o dayandığı manga sayısı gayet güzel bir sayı. Ama bence 1015. bölüm 1000. manga sayısını bayağı bir katladı arkadaşlar. Onu söyleyeyim çünkü 1000. manga sayısı çıktığında da ben YouTube'da içerik üretiyordum. 1000. sayı için sönük bir bölüm olduğunu o zaman topluluk kabullenmişti. Lakin 1015. bölüm o kadar güzel uyarlamış ki o sayıyı, vay be aslında konu olarak da mükemmelmiş dedirtti. Aslında animelerin benim için iki temel görevi vardır. Birincisi mangadaki sahneleri animasyon haline getirip uyarlamak. İkincisi mangadaki paneller arasındaki kısımları güzel bir kurgu ve senaryoyla doldurmak. Wano sezonunun en büyük başarısızlığı bu iki panel arasındaki doldurulacak kısımlara saçma sapan, sürekli kendini tekrar eden, izleyiciyi hiçbir şekilde heyecanlandırmayan veya bir şey katmayan boş sahnelerle doldurması. Yani o 20 dakikaya ulaşmak için mangadaki o iki panel arasındaki sahnelere işte atıyorum Zoro isimsiz insanları kesiyor ve sürekli aynı sahneyle yani ileri geri yaparak Toei animasyon zaten biliyorsunuz bununla meşhurdur. Aksiyon sahnelerini tekrar tekrar kullanarak sanki farklı sahnelermiş gibi göstermesiyle. Yani o kadar boş dolduruyordu ki o araları uyarlayacağı manga sahnelerini de böyle lastik gibi uzatıyordu. Wano'daki başarısızlık buradan geliyor. Fakat arkadaşlar Wano sezonunun bence iki tane kurtarıcısı oldu. Birincisi Oden Flashback'i, o kadar mükemmel, o kadar insanı içine çeken bir hikaye ki Toei'nin yaptığı hataları birazcık kapattı. Yani Eiichiro Oda'nın Oden hikayesi birazcık kurtardı ilk olarak. İkincisi de Ishitani Megumi. O kadar güzel 3 bölüm yaptı ki kendisi. Sırf bu bölümleri hatırlayınca bile vay be Wano güzel sezondu diyecek insanlar ileride. Bilmeyenler için hemen söyleyeyim. 957. bölümü Megumi yaptı. 982. bölümü Megumi yaptı ve 1015. bölümü Megumi yaptı. Üçü de çok kaliteli bölümlerdi. Görsel olarak. Ne demiştim arkadaşlar? Animenin iki görevinden bahsetmiştim. Bunlardan ikincisi mangada görmediğimiz o iki panel arasındaki kısmı doldurması. 1015. bölüm bunu mükemmel yaptı. Yani bomboş uzatma sahneleriyle değil gerçekten çok cesur hamleler aslında riske girerek mükemmel bir iş çıkardı. Mangayı okuyanlar bilir. Buradaki sahnelerin çoğu yok mangada. Fakat ben bu kadar abi mangayı okuyun, asıl doğrusu mangada deyip duran birisi olarak pek bir şikayetim bile yok. O kadar mükemmel şeyler eklemiş ki kesinlikle hiçbir lore'a aykırı bir şey de çıkmıyor ortaya. Bu arada yani bu eklenecek sahneleri de Megumi'nin kendisi yazıyor. Bunu da söyleyelim. Mesela o Yamato'nun Karlı Tepe üzerindeki o Ace'e uzaktan el sallaması, sonra oraya tekrar dönmesi Ace öldükten sonra. Mesela o Vivre Card'ın yandığını görmesi Yamato'nun. Yani Vivre Card'ın yandığını söyle
söylüyor mangada. Megumi de hemen bunu kullanıp Vivre Card'ın o yandığı sahneyi tasarlıyor ve ortaya mükemmel bir sahne çıkıyor. Keşke mangada da olsaydı diyoruz yani, anlatabiliyor muyum? Artık bu kadar kaliteli bir anime bölümünden sonra iş tersine döndü. Lan keşke animedeki şey mangada olsaydı diyoruz. O karlı tepeye gittikten sonra Ace'in öldüğünü anlayınca, orada Marineford'da Ace'i hiç görmediğimiz bir açıdan görüyoruz düşüş anını. Yamato'nun elindeki o kelepçeye vurduğunu görüyoruz kanatana kadar çaresizce. Kaido'nun o arkadan spot ışıkları gibi o gelişi Kaido ve adamlarının. Yani bu sahnelerin hiçbiri yok arkadaşlar mangada, ama animede bu sahneler olduğu için o kadar memnunum ki şu anda. İşte iki panel arasındaki boşluk nasıl doldurulur? Böyle doldurulur. Ders niteliğinde. Megumi'nin burada sadece yönetmenliğini övmeyeceğiz. Yönetmenliğini övdüğü kısma da geçeceğiz ama bu sahneleri tasarlayan kişi de Megumi'nin kendisi gene. Mesela Luffy'nin hayaliyle Roger'ın hayalinin ortak bir noktada buluştuğunu anlattığı sahne. Mangada baktığımızda Ace Luffy'nin hayalini anlatıyor. Yamato da Oden'in günlüğünde Roger'ın da aynı hayali kurduğunu bildiğini söylüyor. Gözünden yaş geliyor. Duygulanıyor. Ya bu kadar aslında. Replikler üzerinden bir sahne. Ama animede o kadar mükemmel bir tercihle ve aynı zamanda hani çok büyük kafa yorarak mükemmel bir ara sahne giriyor. Ace Sabo Luffy'nin küçüklüğüyle başlayıp Oden beyaz sakal Roger repliğine dayanan ve çizim tarzı değişiyor. Daha böyle sürrealist bir çizime geçiyor. Animasyonlar çok çok ilginç. Yani acayip hayal gücü çalıştırılması gereken bir sahne. Yani bunu tasarlamak için gerçekten bayağı düşünmeniz gerekiyor. Orada Roger'la Luffy'nin arka arkaya gelmesi, beyaz sakal, Oden, Sabo, Ace, Yamato, sanki hepsi o ikisini dinliyormuş, hepsi aynı ortamdaymış gibi bir hava yaratılması. Yani o sahne yorumsuz zaten, mükemmel yani. İşte dediğim gibi arkadaşlar, aradaki sahneler böyle doldurulur. Tabii ki bu çok fazla vakit ayrıldığı için, Megumi'ye tamamen hani kreatif kontrol verildiği için bölüm içinde böyle sahneler oluyor. Normalde ne olur mesela? Hem az para harcanır, hem az vakit vardır. Yine doldurmak mı istiyorsun arayı? Okey. Roger flashback'ini ayrıca gösterir, daha önce gösterdiği yeri. Luffy flashback'ini ayrıca gösterir, daha önce gösterdiği yeri. Bu kadar. Hiç yeni sahne falan yapmaz. Ama işte bu bölümünde farkı burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Animenin birinci görevi ne demiştik? Mangadaki olan sahneleri, panelleri güzel bir şekilde animasyon olarak adapte etmek. İşte burada da yönetmenliğe geçeceğiz. Megumi'nin kafasındaki vizyonu ben size söyleyeyim arkadaşlar. Çok net bir şekilde ben anladığımı düşünüyorum. Megumi film çekmeye çalışıyor. Yani yaptığı şey bir animasyon değilmiş de sanki bir filmmiş gibi. Live action bir filmmiş gibi yapmaya çalışıyor. Çok aykırı kadrajlar kullanıyor. Mesela Ace ve Yamato konuşmasında şunu göstermek istiyorum mesela, bakın. Yani kadrajın en köşesinden alıyor Yamato ile Ace'i uzun bir süre. Mesela yine o kadraj hareketlerine bakın. Sanki bu bir animasyon değilmiş de gerçekten bir filmmiş. Görüntü yönetmeni elinde kamerayla sanki böyle kendisi çekiyormuş gibi kamerada bir sarsıntı var. Arada odak kaçıp geri geliyor. Bulanık olup geri geliyor yani. Odağı sanki ayarlayamıyor. Odak orada ayrılıyormuş gibi. Ne bileyim, sahnelerde hep bir derinlik var. Arkası bulanık. Sadece odaklanacağın yer bulanık değil. Hani sanki gerçekten kamerayla çekiliyormuş hissi yapmaya çalışıyor Megumi. Bir sinema filmi gibi yapmaya çalışıyor. Tabii ki sinema filmlerinin renk paletleri her zaman daha reklamlardan veya dizilerden farklıdır. Daha böyle puslu bir hava yaratmaya çalışıyor. Yine ışığı da aynı şekilde sanki bir film çekermiş gibi kullanıyor. Bu bir izlediğimiz şey bir animasyon değil, bir çizim değil de gerçekten bir yerden doğru yerden ışık vermemiz lazım gibisinden böyle farklı ışıklar ekliyor. Yani film yönetiyor ya, live action sinema filmi yönetiyor. Şey değil yani, öyle animasyon yönetmiyor Megumi. O yüzden yani gözümüze çok estetik geliyor bunlar. Mesela bu bölümde olmasa bile Queen konserini hatırlıyorum ben 982'de. O bölümde mesela sinema şeritleri kullanmıştı. Birazcık böyle ekranı daralttı. Yukarıdan ve aşağıdan siyah şerit çekti. Sinema filmlerinde de öyledir. Ben çok severim onu. Bazı videolarımda da kullanırım. Böyle ekranı yukarıdan aşağıdan daraltırım. Yani arkadaşlar, Megumi'nin yaptığı şey tam olarak bu. Animasyon değil, gerçekten live action bir sinema filmi çekiyormuş hissi yaratıyor. Tamamen oradaki teknikleri kullanıyor. Bölümün içinde mükemmel manzaralar var. Yani al git mesela SS al. Hiç üzerinde oynama yapmadan masaüstü arka planına koy. Yani mükemmel. Yine yönetmenlik konusunda geçişler zaten
bu bölümü başka bir noktaya taşıyan etken. Acayip sahne geçişleri var ya, ben böyle bir şey görmedim. Luffy'nin gözünden gördüğümüz o Kineemon sahnesi mesela acayiptir. Asır şapkanın ucunu görüyoruz, oradan bir geçiş oluyor geçmişe. Zaten bir kolaj var böyle bütün, hatta iki tane kolaj var. Bir tanesinde bütün süpernovaların çatıya çıktığını gördüğümüz o efsane kolaj. Mükemmel geçiş efektleriyle. İkincisi de bütün sezonları tek tek böyle geçtiğimiz bir kolaj var. Luffy böyle yumruğunu vurmak üzereyken. O da efsane yani. Diyecek hiçbir şey yok. Eski gördüğümüz yerleri farklı açıdan tekrar görmemiz zaten hani mükemmel ya. Bunun bölüme ne kadar uğraşıldığını gösteriyor ve ben bu bölümü yani bir haftada değil, dediğim gibi birkaç ayda çektiklerini düşünüyorum. Bence Megumi'nin çalışma sistemi şöyle. Sen bize 25-30 bölümde bir bölüm yöneteceksin. Mesela Megumi şu an bir sonraki bölümü çekmeye başlamıştır. Bir sonraki yöneteceği bölümü. Bu artık benim tahminime göre manganın 1010. bölümüne denk gelen bölüm olur. O da çünkü acayip bir manga sayısıydı. Bence mesela 982'den beri bu bölüme uğraşıyor olabilir Megumi. 1015. bölüme. Yoksa bu kadar kısa sürede yapamazsınız yani bunu. Çatıda mükemmel bir atmosfer yakalamış. Bunu mesela mangada hissedemiyoruz gerçekten. Mangada bu kadar karanlık yapamazsın çünkü görünmez yoksa yani. Okunması zor bir hal alır. Ama animede o karanlıkta yani ben bu savaşın karanlıkta yapıldığını mesela unutuyorum arada sırada. Animeyi uzun bir süre izlemeyince. O çatıda mükemmel. O Prometheus, fark ettiyseniz o kırmızı ışık Prometheus. İlk böyle Prometheus Kaido ile Big Mom'un arkasına geçiyor. Oradan itibaren bir kırmızı ışık gelmeye başlıyor. O da yani karizmatik ışık değil yani. Onun da o ışığın da orada olmasının bir sebebi var. Yani dediğim gibi az önce geçişler dedim. Ben size bir numaralı geçişi söyleyeyim. Kesinlikle Yamato'nun o karlı tepede Ace'in ölüm haberini aldıktan sonra Ace'in yere düşmesiyle birlikte onun da dizlerinin üstüne düşmesi. Yani bu geçiş mükemmeldi. Çok da tanıdık geldi. Ben Blizzard'ın yaptığı sinematikleri çok severim. World of Warcraft belki takip edenleriniz vardır. Oradaki bir çok sevdiğim ara sahne vardır. Orada da benzer bir sahne aynı şekilde vardı. Bölümü canlı izlerken Twitch'te izleyicilere sürekli ses kalitesinden bahsettim. Mükemmel sesler kullanılmıştı. Ortam seslerini kulaklığınızı takın ve full ses, ortam seslerine dikkat ederek dinleyin. İşin yanması, rüzgar, Luffy'ler yukarıdayken aşağıdaki o savaşın sesleri, o Ace'in ateşi ilk yaktığındaki ses, o ateş aracıyla denizde hani onun motorunun çalıştığı ses mükemmel. Bütün seslere böyle bir uğraşılmış, böyle nasıl diyeyim, ona da gene sinematik bir efekt eklenmiş. Yankılı geliyor sesler, net geliyor. Daha böyle dramatik hissediyorsun onu. Müzik, en güzel müzikleri yığmışlar bu bölüme yani abi. En önceki sezonlardaki en güzel müzikleri burada kullanalım. Bir de en son kapanışı da birinci opening'in bu enstrümantal haliyle yapalım. Vokalsiz haliyle yapalım demişler. Bölüm de bu sebeplerden dolayı mükemmeldi arkadaşlar. Şimdi Megumi'nin kullandığı bazı tekniklerle biz de evde kendi 1015'imizi yaratacağız. Sırayla gidelim. Bunu sadece Megumi'nin değil, bu Wano sezonunda sıklıkla kullanılan, belki bunu da ilk Megumi kullanmıştır bilmiyorum da, bir derinlik efekti var arkadaşlar. Odaklanan kısım hariç geri kalanda bir bulanıklık var. Lakin aynı zamanda bir RGB efekt kullanılarak yapılmış bir bulanıklık bu. Böyle görsellerle göstermek istiyorum. Çizgilerin etrafında böyle yeşil, kırmızı, mavi şeyler var. Yansımalar var. Öyle bir bulanıklık. İki efektin aslında birazcık şeyi gibi. Kombinasyonu gibi. Hani bir RGB blur diyebiliriz bunun adına. Kesin teknik olarak ismi vardır da bunun arkadaşlar. Ben yani profesyonel bir editçi değilim. Mesela şu an yaptım arkadaşlar, yani köşelere gittiğimde görebilirsiniz. Belki şu Luffy şeyinden en net anlaşılabilir. Luffy figüründen. Tabii ki sinematik bir görüntü olması lazım. Renk paleti ona göre, kontrast ona göre olması lazım. Onu da mesela bir ekleyelim elimizden geldiğince. Bir de mesela şu çatıdaki Prometheus'un ışığını bir deneyelim. Ona benzer bir ışık şöyle arkaya güzel olabilir. Bakalım, onu da deneyelim. Megumi'nin o kamera hareketlerini söylemiştim. Sanki bir hani görüntü yönetmeni kameraman eliyle çekiyormuş gibi, kamerayı eliyle tutup çekiyormuş gibi bir böyle sarsıntı falan koyuyor. Odak kayması oluyor, geri geliyor. Yani bulanıklık oluyor, geri geliyor falan. Bunu bölümde sık sık görebilirsiniz Megumi'nin yönettiği bölümlerde. Biz de öyle bir sarsıntı koyalım, bir de arada bulanık olup geri gelelim falan. Tabii ki o Queen konserinde kullandığı Megumi'nin, demiştim ya, yine o sinematik şerit alttan ve yukarıdan bir siyah şerit çekelim. Evet arkadaşlar, Megumi'nin yaptığının basit böyle biraz dandik hali şu anda gördüğünüz şey. Tabii ki onun kadar yapamayız arkadaşlar. Ben bu işin profesyoneli değilim. Ne teknik bilgim yeterli, ne ekipmanım yeterli. Mesela şöyle bir şey denemek istiyorum ben. Eski bir sıradan bir One Piece sahnesini bu efektlerle tekrar kurgulayalım. Bir sahneyi. Bakalım nasıl olacak. Mesela sahnemiz şu olsun.
Sorajima wa attaro. Şimdi az önce uyguladığımız bütün taktikleri bu sahne üzerinde uygulayacağız arkadaşlar. Ve birazcık sesle de oynayacağım ben. Sesi böyle daha baslı, yankılı bir hale getireceğim. Daha etkileyici olması için bir iki yerde belki ses efekti de eklerim. Bakalım nasıl olacak. Sorajima wa attaro. Evet. Artık olduğu kadar arkadaşlar. Siz de bu şekilde evde kendi Megumi sahnelerinizi oluşturabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.